Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü video yine araçta. Bir dışarıda video yapamadım çünkü havalar çok elverişli değil. Gerçi yeni yeni başlıyor hava. Yani yeni yeni yaza, ilkbahara girmeye başlıyoruz. Ama riski atamadım. Gidip dışarıda bir vlog çekemedim. Biraz üşüdüm bugün, açıkçası soğuktu. Şu an güneş batıyor. Ben de bir gölün yanındayım. Şu an onu gösteremiyorum telefon şey bağlı olduğu için. Bir kilisenin şeyi var, kendi gölü var. Onun yanındayım, park etmiş durumdayım. Bugün konuya girmeden böyle ufak bir giriş yapmak istedim. Bugünkü konumuz, unutuyordum ya, ben düşündüm bugün ne söyleyecektim. Çünkü yorumlarda da yazan arkadaşlar şey diyor, öğrenci olarak gelecek, tabii ki burası üniversite şehri, üniversitelerin, okulların olduğu bir şehir çoğunlukla. Buradaki yaşam masrafları, öğrenci arkadaşlarımızın yaşam masrafları neler? Hani buraya geldikten sonra ne beklemeliler yaşam masrafları olarak? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi en önemlisi barınma tabii ki. Bunu biz, yani ilk videolardan takip edenler Toronto'da nasıl bir sıkıntı yaşadığımızı biliyordur. Şöyle, Toronto'da şu an ben Halifax'tayım bu arada. Halifax şehrinde yaşıyorum. Bilmeyen, ilk defa bu videoyu izleyecek olanlar için söylüyorum. Toronto'dayken ev bulamamıştık ilk geldiğimizde. Bir 2 ay, 3 ay Airbnb'de kalmıştık. 3. ayın sonunda bir basement bulabilmiştik Toronto'da. Neyse, o orada kalsın. Halifax için bahsedersek, Halifax'ta basement bile bulmak zor. Öyle söyleyeyim. Şu ara. Yani bundan 2 sene önce deseydiniz buluyordunuz kolay kolay. Ama yine de çok gözünüzü karartmış, şey yapmış olmayayım, korkutmuş olmayayım, ama şu an Halifax'ta vacancy rate denilen, yani nasıl söyleyeyim size, yani evlerin boş durumu %1, şey %99 dolu, %1 boş gibisinden sürekli paylaşılıyor sosyal medyada. Bunun gerçekliğini bilemem. Şimdi ev fiyatları falan da artıyor, kiralar da artıyor derken işte insanlar, öğrenciler hemen kapış kapış yerleri buluyorlar, şey yapıyorlar, occupy ediyorlar. Şimdi masraflardan bahsedelim. Şimdi ben buraya ilk geldiğimizde, açık konuşmak gerekirse, Toronto'dan ben burada ev bulmuştum direkt, yani şey açısından kiralık bir güzel bir apartman. Güzel, çok güzel diyemez ama bir apartman dairesinde bir oda, bir salon, bir yer bulmuştum. Ben kendi tecrübemi anlattıktan sonra genelleme yapacağım tekrardan. Benim verdiğim fiyat ilk geldiğimde Halifax'a bir oda, bir salona, içerisinde bulaşık makinesi yok, içerisinde çamaşır kurutma makinesi yoktu o daire. Çok ufak bir daireydi. Otel odası kadar bir daire düşünün. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık orada bir sene mi, 6-7 ay ne yaşadık. Neyse, orada 1000 dolar para veriyorduk açıkçası. Oranın kirası 1000 dolardı. İşte içerisine elektrik dahil, su dahil ve ısıtma dahildi. Biz elektriğini ve internetini ekstradan ödüyorduk. O da çok değildi tabii o zaman. Neyse, 1000 dolar. Öğrenci olarak geldiğinizde düşününüz, eğer 1 artı 1 ev tutmak isterseniz bu. Şimdi bunun bizim yaşamadığımız kısmını anlatacağım, genelleme yapacağım. O odalar var. Oda kiralayabiliyorsunuz başka insanların evinde. Ki genellikle buradaki öğrencilerin yaptığı şey de o. Özellikle Halifax çevresinde ve içerisinde. Çünkü buradaki üniversiteler, işte college'lar, aslında bir tane community college var buranın. Nova Scotia Community College. Onun da farklı şubeleri, branch şeyleri var. Ama bir tane Halifax'ta, bir tane Dartmouth'ta var. Yani Community College'a gelmek istiyorsanız kampüsünüzü araştırıp ona göre lokasyonuna bakın. Çünkü hepsinin farklı yerde lokasyonları olabiliyor. Eğer Dalhousie'ye veya St. Mary'ye gelmek istiyorsanız Halifax South End veya Halifax çevresinde bakabilirsiniz. Onların kiralarına bahsedeyim. Kondo mu, apartman dairesi mi, tam emin olamamakla birlikte ortalama 1 artı 1 ev fiyatları şu an 1300, 1400, 1600 civarına 1 artı 1'ler bulunabiliyor diye biliyorum. Çünkü en son baktığımda odalarsa apartman dairesi mi veya ev mi, müstakil ev mi, işte mansion mı, nasıl büyük bir yer,
ise oranın işte içine dahil mi değil mi tam ben çünkü kişiden bakıyorum fiyatlara. Genelde odalar 750, 650, 450'ye bile var. Civarında 450 dolar aylık. Bunların içerisinde bazısının bu 450 ya da 750 doların içerisinde internet dahil işte su, elektrik hepsi ısıtma hepsi dahil oluyor. Sen sadece odayı kiralıyorsun. İşte banyo ve tuvaleti ortak kullanmak zorundasın. İşte kaç kişiyle kullanırsın bilemem. İşte o anki senin tutma şansınla alakalı. Nasıl bir yer tutma şansınla alakalı. Genelde öğrenciyseniz bir oda tutuyorsanız sadece internet ve elektriğe ortak oluyorsunuz. Atıyorum mesela o evde 4 kişi yaşıyorsa 4'e bölünüyordur gelen faturalar. Anladınız mı? Yani direkt tüm zaten size elektriği ödemezler. Oda daha yaşadığınız için onu hesaplayamazlar diye düşünüyorum. Yani benim en son baktığım araştırmalar böyleydi. 1.000 dolara oda var mı? Var. Oda var. O odada da var. Ama işte onun lokasyonu, işte odanın nasıl kaliteli oluşu, odanın içerisinde kendi duş ve banyonuz, tuvalet ve banyonuz olduğu takdirde tabii ki fiyatlar artıyor. Ama benim gözlemlediğim average ortalama fiyat oda 750, 450, 750 bandında. 800'e de çıkar lokasyon dediğim gibi. Bu Halifax içerisinde oda, onu söyleyeyim. Bir de Dartmouth tarafı var. Şimdi çoğunu haritaya açıp baktığınızda buraya gelecekler veya gelmek isteyenler. Dartmouth neresi? O çok uzak ya. Halifax'tan çok uzak. Çok ayrı bir şehir. İşte oraya Dark Side diyorlar. Bilmem ne diyorlar falan. Korkacaksınız. Dartmouth neresi ya? Böyle highway ile dolu ne bileyim residential area yani evlerin olduğu sadece işte evlerin olduğu alışveriş merkezinin olmadığı birkaç tane var ama onlar hep böyle bölge bölge. Oralara yakınsanız şanslısınız ama değilseniz korkmayın. Buranın işte araba almadan önce işte otobüs sistemleri var. Çok kötü değil Halifax'a açık konuşmak gerekirse. Yani yine de idare edersiniz. Yani buradan Halifax'a gitmek ölüm değil. Onu söyleyeyim. Bakın ben hafta içi ben Halifax'ta çalışıyorum ama Dartmouth'ta yaşıyorum. Benim hafta içi buradan oraya gitmem. Yani tabii ki Dartmouth'un belli yerleri var. İşte Cole Harbour var. İşte ne bileyim Burnside Residential geçmiyor ama neyse. Cole Harbour var. İşte Downtown Dartmouth var. Orada bulabilirsiniz. Oraların kirası, Dartmouth Downtown'ın kirası oda fiyatları gene 450-800 civarı. Biraz da Dartmouth Downtown biraz bir tık daha pahalı. Çünkü ev sayısı sayısı az orada kiralık benim gördüğüm. Ama Dartmouth'un Cole Harbour civarında veya işte biraz daha arka taraflarında, aşağı taraflarında yaşamak istiyorsanız fiyatlar çok daha düşüyor tabii ki. Bu sefer 1000 dolarlara, 800 dolarlara 1 artı 1 apartman daireleri çıkıyor karşınızda. Yani eğer bu dediğim şeyler şimdi geçerli veya bu öğrenci sezonları oluyor. İşte öğrencilerin başlama, öğrencilerin sezonunun öğrenim gördüğü sezon bitişi, yaz tatili başlangıcı, sonu falan filan böyle işte oralarda daha da ucuza bulabilirsiniz belki. Yani o zaman ne olur bilemem tabii ama şu anki fiyatlar böyle en son baktığımda. Yani bu barınmaydı. Şimdi bu video bakıyorum. Çok fena güneş var. Dur bakayım. Bu video 8 dakika olmuş. Çok uzatmayayım. Yaşam masrafları dedik ama bu ev olayına geçti. Yani yaşam masraflarından da şöyle örnek vermek gerekirse buranın grocery masrafı yani market masrafı Toronto'ya göre birkaç tık daha fazla. Atıyorum aynı şeyi 100 dolar 100 dolarlık bir alışveriş Toronto'da alıyorsunuz burada 120 ödüyorsunuz öyle söyleyeyim. Bu genelleme yapıyorum çünkü fiyatlar yüksek Toronto'ya göre. Benim buradaki 3. senem oluyor evet. Neyse bir öğrencinin market masrafı maksimum bence şimdi tabi öğrenciyle de alakalı ama 100 dolara geçmez haftalık. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü 100 dolar alabileceğiniz şey tek kişi için yeterince etini her şeyini. Zaten haftalık belki de 50 dolar bile olabilir. Belki de daha az olabilir. Çünkü buradaki bazı marketler Giant Tiger, ya onlar discounted ya da local market tarzı yerler. Giant Tiger olsun işte birkaç Gateway Market falan filan bunlar var. Oralardan ucuz fiyatlara bulabilirsiniz hakikaten. Yani 100 haftalık aylık 300 300 300 400 değil. Kiranızda 700. İşte bunun üstüne
bir bas pesiniz var. Öğrenci bas pesi ne kadara geliyor tam bilmiyorum. Var mı öğrenci? Adult bas pes mi öğrenci? Neyse ben geneli söyleyeyim. 82 miydi? 82 dolar aylık kartınız, otobüs kartınız. Bunun işte feriye binebiliyorsunuz. Bu ne oluyor Türkçesi? Vapura binebiliyorsunuz. Feri ve o zaman otobüs zaten burada metro yok. 80 dolar o dediniz. Market aylık 400 dediniz. Ev 750-800 dediniz. İşte belki interneti de katabilirsiniz ekstra. Başka ne masrafınız olabilir? Yani bunlar araba almadan önceki masraflar. Öyle söyleyeyim. Başka ne masrafı var diye düşünüyorum. Başka pek bir masrafınız çıkmıyor açıkçası. Yani 1000 dolar gibi bir paraya kapatabilirsiniz işi eğer burada üniversite okumaya, kolej okumaya geliyorsanız aylık 1000 dolar gider. Ha, tabii eğlence falan masraflarını saymıyorum. İşte gidip içeceğim falan diyorsanız, işte içkimi alacağım veya ne bileyim işte sinemaya gideceğim falan diyorsanız bunlar ayrı masraflar. Yani aylık onların da belli bir gideri var. İçki falan çok pahalı, çok da ucuz da değil. Ama dediğim gibi yani size kalmış nasıl bir masraf yapmak istiyorsanız. Ama bunlar base giderler. Başka şu anda masraflar clothing yani elbise masrafı olur. Hani budget'ınıza göre değişir bir şey bütçenize. Yani atıyorum bütçeniz yoksa Walmart denilen bir market var. Bayağı büyük bir market. Oradan giyinebilirsiniz. Olmadı işte burada Winners denilen outlet mi oluyor? Tam bilmiyorum karşılığında ama Winners'dan giyinebilirsiniz. Onların gayet kaliteli ürünleri var ve işte sezon sonu siz şey orada bayağı ucuz fiyatlara satılıyor. Hele işte indirimli günleri falan yakalarsanız bedava öyle söyleyeyim. Ve marka ürünler çoğu. Yani bir tişört 5 dolara 3 dolara falan. Öyle o kadar fiyatları düşüyor. Giant Tiger'dan giyinebilirsiniz. Giant Tiger çok güzel tişörtler geliyor. Ondan sonra işte giyinme masrafını daha aylık 30 dolar 40 dolar olarak belirleyin. Belki daha az çünkü yani işte kişisine göre değişir ama benim bahsettiğim standart low budget bir öğrenci konuşmasıydı bugün. Unuttuğum bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Unuttuğum mutlaka çok şey var şu an ama benim odaklandığım şey bir ev, iki ulaşım, üç barınma, şey üç giyinme ve yemek işte. Tabii, dört. Ne oldu? Evet, Halifax içerisinde 1000 dolara belki de şansınıza göre daha az 450 yere bulabilirsiniz oda. Daha da pahalıya bulabilirsiniz. One bedroom üzerine çıkabilirsiniz. Yani derseniz ki ya ben işte kız arkadaşımla kalıyorum. Ne bileyim ailemle kalıyorum ya da büyük bir yer tutmak istiyorum. O zaman sizin kalacağınız evin şeyi artacak tabii ki. Yani işte 1 artı 1'i söylemem veya işte Bachelor çok rastlamadım açıkçası ama Bachelor dediğim şey sadece tek ünit. Hiçbir odası yok. Sadece salon ve tuvalet, mutfak, iç içe hepsi. Bunlara çok rastlamadım Halifax'ta açıkçası. Ama baktığım ilanlar genelde 1 artı 1 veya odaydı öğrenci için olan yerler. Evet dediğim gibi yani toplam 1000 dolara kapatabilirsiniz. Aynı şey Toronto için geçerli mi? Şu an için bilmiyorum ama bizim zamanımızda bundan 3-4 yıl önce Toronto'da 1000 dolara kapatamıyordum ben. Ha, buldunuz işte bir tanıdık buldunuz veya ne bileyim bir oda bul. Orada da gerçi 400-300'e kalınırdı o zaman. Ama işte biz çift olduğumuz için işte 1 artı 1 bir yer bakıyorduk. Neyse. Demek istediklerim bu kadar. Daha çok dışarıda video çekmek istiyorum. Bir şey lazım. Gimbal tarzı bir şey telefon tutacağı lazım sallanmaması için. Etrafı göstermek istiyorum. Biraz bahar geldiğinde dışarı çıkıp bulunduğum Dartmouth şehrinden başlayıp Halifax'a doğru size farklı dışarıdan görüntüler vlog tarzına geçeceğiz. Ya bu da aslında bir vlog. Yani arabanın içinde olman bir şey değiştirmiyor. Sonuçta vereceğim bilgiler aynı. Ama tabii siz dışarı görmek istiyorsanız ya da neler görmek istiyorsanız onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre size bir sunum yapabilirim. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın ve senle kalın.